Çözüm var değil mi? Armağan soru atıyor, atan olmuyor, oluyor mu? Hocam soru var ama çok az var. Ama yarın atarlar diye düşünüyorum. Az varsa biz konumuza devam ederiz Guzu. Sorular çözer biter. Yani orada boş geçmeyiz, korkma. Olduğu kadar. Tamam. Şu ekranı kapattığı için şu videoyu kapatmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. O zaman şimdi arkadaşlar, hadi bakayım. Başımızın belasıyla bir başlayalım. Yalnız çok ciddi çalışın. Çok çok problemli sorulardan uzak durun. Çünkü size temel kavramlar, olayın yorumları gerekecektir. Ama piyasadaki kitaplar sizi biraz kahredecektir. Onu söyleyeyim. O zaman şimdi biz başlığı yazıyoruz. Bu iki tane bölümden oluşacak. Bir asitler bazlara bakacağız. Bir de suda az çözünen tuzlara bakacağız. O zaman başlığı yazıyorum. Kocaman yazayım da görün. Sulu çözeltilerde denge. Şimdiye kadar dikkat ederseniz hep gazlarla falan oynadık. Sulu çözeltilerde denge. Yani gördüğümüz denge konusunun aslında devamı Kuzular. Sulu çözeltilerde denge. Birinci kısmını alacağız önce. Asitler ve bazlar diyeceğiz. O zaman şöyle aldık. Asit baz dengeleri diye küçük bir başlık atalım. Bu da ünitemizin adı. Asit ve bazlarda denge. Ya da bazlar diyelim. Şimdi 10. sınıfta çok detaylı olarak asitlerin, bazların özelliklerini gördünüz, değil mi? Şimdi o kısımlar gene yeri gelince tekrarlayacak ama biz o açıdan ele almayacağız. İşi biraz daha profesyonel, biraz daha üst noktadan alarak gideceğiz. Gene o kısımlara sonra bakarız. Şimdi asit ve bazlar. Şuraya alt başlık yazayım. Suyun otoiyonizasyonu en çok karşınıza çıkıp ne olduğunu bilmediğiniz yakışıklı pH ve pOH kavramı diyelim. Buradan yola çıkalım. Hadi bak. Şimdi kuzular. Saf su üzerinde araştırma yapmışlar. Saf su, dikkat edin. İçinde bir şey çözülmüş olan şey değil. Saf su üzerinde yapılan araştırmalar, yapılan araştırmalar saf suyun elektriği az da olsa ilettiğini göstermiştir. Elektriği az da olsa, çok duyarlı ölçüm yapıyorsun tabii, ilettiğini göstermiştir. Peki hangi çözeltiler elektriği iletirdi? Hangi çözeltiler elektriği iletirdi Elektrolit, dostum? elektrolit. Elektrolit dediğimiz? Yani homojen elektrot çözelti. Elektrolit olmaz mı? Elektrolit olması için mi kuzucuğum? Sulu İyon çözelti. olması için. İyon. Mesela şey, elektrolit derse iletir, tamam, elektrolit de çözelti dediğimiz elektriği ileten çözeltidir. Benim sorduğum soru hangi çözeltiler elektriği iletir? İçinde iyon bulunan, değil mi? E peki saf su elektriği iletiyorsa ne anlama gelir? Demek ki saf suyun içinde de iyonlar var. Öyle demek değil midir? O zaman şuraya diyoruz ki o halde saf su iyonlaşmalıdır ya da iyonlaşıyor
olmalıdır. Şimdi saf suyu ele alalım. Nasıl iyonlaşır ki bu şapşal diye düşündüğümüzde şöyle bir şey çıkar. Saf su molekülünden bir tanesi çözücü gibi davranıyor namussuzdan. Bir tanesi çözünen gibi davranıyor ve ikisi birbirlerine proton transferi yapıyor. Bu proton transferi sonucunda H3O ile birlikte OH iyonları oluşturmayı başarıyor. Çok duyarlı aletlerle ölçtüğümüz iyonlaş, daha doğrusu elektrik iletkenliği bu iyonların varlığından geliyor. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok mu? Böyle yazabildiğimiz gibi kuzular, şu şekilde de yazabiliriz. Genellikle biz bu şekilde yazacağız. İki tane su yazmayacağız da sıvı diyeceğiz. O zaman bu H artı ve OH eksi şeklinde iyonlaşıyor olmalıdır. Bunun farkı şu. Suyun biliyorsunuz Lewis yapısı, yok siz bilmiyorsunuz, siz 11'siniz. Lewis yapısı görmüş müydünüz siz ya? Görüyorsunuz değil mi 9'da? Gördük hocam. Onda o zaman gördük şu hocam. Bak, gördüğünüz gibi üzerinde elektron çiftlerinde gördünüz mü? Bağ yapmamış, ortaklanmamış dediğimiz. İşte burada suyun birinin vermiş olduğu hidrojen, şu hidrojen gidiyor. Hani elektronu yok ya, boş orbital ya. Buradaki sevgili suyun elektronlarının üzerine güzelce oturuveriyor. Oh maşallah. Bir tane elektron çiftini kullanıyor. Şu hale getiriyor. Şu hale. Yani kısaca şu oluşuyor. Söylemeye çalıştığım şu. Hidrojen de yazsak H3O da yani hidronyum da yazsak aynı şey. Hidronyum devrimi nedir? Hidrojen iyon devrimi nedir? Dendiği zaman aynı işlemi yapıyoruz. Yani hidronyum kısaca hidrojen iyonunun gidip su üzerindeki ortaklanmamış elektronu kullanmasıyla oluşan yapıdır. Burada anlaşılan bir şey var mıdır? İkisi aynı şey. Deniz tamam mı? Tamam mı? Herhalde tamamdır değil mi? Şimdi diyelim ki saf sudan X molar iyonlaştığını varsayalım. İyonlaşırsa bak 1 mol sudan 1 mol hidrojen oluşuyor. X molar hidrojen olur. Gördüğünüz gibi X molar da OH olur. O zaman biz buradan denge sabitini yazarsak artık hangi maddeye ait denge sabiti yazıyorsak o ismi veriyoruz. Burada iyonlaşan ne? Su. Şuraya getirip K su diyeceğiz. Eğer iyonlaşan asit olsaydı getirip Ka diyecek. Baz olsaydı Kb diyecek. Su etkisiyle iyon olsaydı hidroliz diyecektik. Kısaca suyun denge sabitini yazalım. Nasıl yazılırdı? Ürün bölü giren. Ama giren sıvı alamayacağım belli. O zaman getiriyoruz şuraya. Hidrojen iyonları derişimiyle OH iyonları derişimini çarptığımızda suyun denge sabiti bulunur. Suyun denge sabiti 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 olarak deneysel olarak saptanmış standart bir değerdir. Ama ne zaman biliyor musunuz? 25 santigrat derecedeki değerdir. Bazı sorularda, daha doğrusu hemen hemen bütün sorularda 25 derecede diye verirler. Verilmezse de 25'i anlarız. Farklı bir sıcaklık verilirse düşüncemiz farklı olacaktır. Şimdi suyun iyonlaşması endotermiktir. Endotermik. Bu ne demek? Su şuradaysa eğer sıvı,
Isı burada olacaktır. Ve bu gördüğünüz gibi H artı OH eksi olacaktır. 25 santigrat derecedeki bu yakışıklının denge sabitinin sayısal değeri deneysel belirlenen 10 üzeri eksi 14 ise şimdi düşünelim. Sıcaklık artınca sistem ısının olmadığı yöne giderek ısının etkisini yok etmeye çalışır mı? Dengeye etki eden faktörler hatırlıyor muyuz? O zaman sıcaklık şöyle fazlalaştırırsa, örneğin diyelim ki 55-60 derece yapılırsa, suyun denge sabitinin sayısal değeri kesinlikle 10 üzeri eksi 14'ten büyük olacaktır. Ama suda yine asitten gelen hidrojenin molü ya da molaritesi bazdan gelenle eşit olacaktır. O zaman bir daha söylüyorum. Sorularda 25 verilmesinin sebebi 10 üzeri eksi 14'ü kullanarak sonuca git, standart üzerinden sonuca git demek içindir. Farklı sıcaklık veriliyorsa zaten size onun yorumunu soracaktır ya da soruyordur demektir. Kısaca suyun iyonlaşması, bir daha söylüyorum, delta H'ın sıfırdan büyük olduğu bir olaydır. O zaman kesinlikle sıcaklığı gözeterek soru çözeceğiz. Bir. Şimdi buraya kadar soracağınız bir şey var mı gençler? Yok mu? O zaman şu rengi değiştireyim ben. Biraz da kızarık yazalım. Yok, buraya kızarık pek gitmez. Görülmez açısından. Şöyle yazalım. O zaman şimdi bakın. K su eşittir. Hidrojen iyonları derişimi çarpı OH iyonları derişimi. Gördüğünüz gibi 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Artık hep 25 derece üzerinden gidiyoruz. Peki hidrojen iyon derişimi, bakın x molar. OH iyon derişimi, bakın x molar. O zaman buraya x dersem, dengede gördüğümüz kadarıyla. Buraya da x dersem, 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'tür. Ve buradaki x'e bakın, 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar olur. Nedir x? X hidrojendir. Nedir x? X OH'tır. Peki karar verelim şimdi. Su nasıl bir maddedir? Asit mi, baz mı, nötr mü? Nasıldır? Nötr mü hocam? Nötraldir. Şimdi anladık mı? Su niye nötral? Asit hidrojenden kaynaklanır. Baz da OH'dan kaynaklanır. Onlar birbirine eşitse birbirinin etkisini gösteremez. Tamamen farklı bir konum kazanır. Su nötraldir. O zaman bunun üzerinden yola çıkıp gidelim. Kaydettim. Soracağınız bir şey yoksa geçiyorum. Yok mu? Yok. Hay maşallah. O zaman geçtik. Nötr çözeltinin özelliklerini yazalım. Bakın, nötral su gibi, yani suyun özellikleri nötral çözelti özelliği gibi düşünebilirsin. Nötral çözeltilerde. Şöyle şuraya yazayım. Bakın şimdi ne bulduk? Hidrojen iyonları derişimi OH iyonları derişimine eşit. İyi. Ne bulduk? Nötral olan çözeltilerde hidrojen iyonu derişimi de 10 üzeri eksi 7 molar kadar. OH iyonu derişimi de 10 üzeri eksi 7 molar kadardır. Nötr olan zımbırtılarda durum bu. Anlaştık mı? O zaman bir çözeltide hidrojen OH'a eşit deniyorsa
Ya da hidrojen iyon değerişimi 10 üzeri eksi 7 diyorsa, ya da OH değerişimi 10 üzeri eksi 7 diyorsa, bizim anlayacağımız neymiş? Kesinlikle o çözeltinin nötral olduğu imiş. Şimdi geçelim. Şimdi şöyle yapalım. Şu araya bir çizgi çekeyim de. Çizgiyi düzgün çekemediğim için şu kalemi kullanayım. Diyordum ama. Kaynağını susu çekeyim. Şöyle yapayım. Şimdi bakın kuzular. Biz saf suya limon sıkalım mı? Nasıl olur tadı? Limon yemediniz tabii işte. Ekşi. Limon sıkılırsa. Peki niye ekşidir? Asit çünkü. Çünkü asitlerin tadı ekşidir. Peki o zaman saf suya limon sıkılırsa, şöyle aldık. Peki saf suyumuzun içerisinde hidrojen iyonları derişimi OH iyonlarının derişimine eşit değil miydi? Eşitti. Peki ekşi tadını veren hidrojen iyonları değil mi? Evet. Demek ki bütün asidik çözeltilerde hidrojen iyonları derişimi OH iyonları derişiminden büyük olacakmış. Şimdi başlangıçta hidrojen iyonları derişimi gördüğünüz gibi sudayken 10 üzeri eksi 7 molar idi. Şimdi biraz dışarıdan limon sıktığımız zaman bu suyun içerisine hidrojen iyonları katmadık mı? Kattık. O zaman hidrojen iyonları kattıysak hidrojen iyonları derişimi kesinlikle 10 üzeri eksi 7'den büyük olacak. Demek ki bütün çözeltilerde hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyük olacakmış. O zaman şuradan şurayı bir türlü düzgün yazamadım. Aha şimdi yazdım. Peki bütün çözeltilerde biliyorsunuz ki denge sabitini değiştiren tek faktör sıcaklık. Biz aynı sıcaklıkta sıktık. Bildiğimiz bir şey vardı. Hidrojen iyonları derişimi ile OH iyonlarının derişiminin çarpımı bütün sulu çözeltilerde 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 olacak. Yani K suya eşit olacak 25 derece için. Şimdi hidrojeni çoğaltmışsam bu çarpım eşit olacaksa OH azalmamış mıdır? Bu çarpım değişmeyeceğine göre. O zaman asit çözeltilerinde gördüğünüz gibi OH iyonlarının derişimi başlangıçta saf suyken 10 üzeri eksi 7 idi ama limon sıkınca hidrojen OH'ın yerini aldığı için OH iyonları derişimi gördüğünüz gibi bu şekilde azaldı. Burada anlaşılmayan bir şey var mı dostlarım? Şimdi bir adım daha atalım bakın. Şuraya da bir çizgi çekeyim. Şöyle. Hemen şöyle. Nasıl da düzgün çekeyim. Şimdi geldik. Bu kez saf suyun içerisine bence baz atalım. Baz. O zaman diyelim ki saf suya 1-2 mercimek büyüklüğünde sodyum hidroksit eklenirse. O bir sodyum hidroksit. Yani o bir baz. O zaman saf suya ne verecektir? Çözündüğünde sodyum hidroksit okuduğumuz gibi çözünür. Sodyum hidroksit verecektir. Yani OH iyonları verecektir. Saf suda biz onu ekleyinceye kadar hidrojen iyonlarının derişimi OH iyonlarının derişimine eşitti. O zaman OH eklediğim zaman OH iyonları çok olmadı mı? Oldu. Biliyoruz ki saf suya ben
o bazı eklemeden önce OH iyonlarının derişimi 10 üzeri eksi 7 molar kadardı. Ben onu getirip ekleyince OH iyonlarının derişimi bazdan da gelen olduğu için 10 üzeri eksi 7 moların üstüne çıktı mı? Çıktı. Bildiğimiz bir şey daha var. Hiç değişmeyen. Hidrojen iyonları çarpımı, OH iyonları çarpımı 25 derecede. Daima 10 üzeri eksi 14 ise gördüğünüz gibi burada OH artmışsa bu çarpımın kalabilmesi için, sabit kalabilmesi için ters orantılı olduğu için bu azalmalı. O zaman bir şey daha çıkıyor. Hidrojen iyonları derişiminin 10 üzeri eksi 7 molardan küçük olduğu çözeltilere biz bazik çözelti diyeceğiz. Gördüğünüz gibi nötral çözeltilerde bunlar birbirine eşit. Gördüğünüz gibi asidik çözeltilerde hidrojen fazla OH'dan, hidrojen fazla 10 üzeri eksi 7'den. Çarpım değişmeyecek, unutmayın. Çünkü denge sabiti sadece sıcaklıkla değişir. Aynı sıcaklıkta ne eklersen ekle bu hep aynı olacaktır. Gördüğünüz gibi bazik çözeltilerde de durum bu şekilde olacaktır. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Hocam, gençler, olabilir miyim? Hocam. Arkadaşlar soracağınız bir şey var mı? Hocam alo. Hocam söyle. Bir şey söyleyeyim miyim? Şey, hocam bu 10 üzeri 7'ler, 10 üzeri 14'ler, eksi 17'ydi. Hocam pH metrine acaba hani değerleri mi? Şimdi oraya geleceğiz. Daha kusum tanımını yapıyor. Şimdi göreceğiz. Zaten buradan oraya geçeceğiz. Ha, onun alakası var yani. Ha, tabii bağlantı oradan tamam, geliyor. Tamam. O biraz... Tamam, sağ olun hocam. Ben şunu alacaktım. Arkadaşlar düzgün şey çizemiyorum bilgisayarda ya. Saçma sapan bir alet bu ya. Şimdi aldım bakın. Şuraya gelelim bakın. Nötral bir çözelti var elimde. Dikkat edin. Şöyle bakın şuydu. Nötral çözeltimizde şu kısma derişim diyelim. Şu çerçevelerde çizeyim de. Sürekli değiştirmek zorunda kalmayın. Şöyle alayım. Yamuk oldu mu? Bununla da yamuk çizersen ben ne yapayım? Feyza yaşıyor mu sen ya? Feyza? Yaşıyormuş hocam, yaşıyormuş. Ben bu kızın hiç sesi çıkmadı. Tembel işte hocam. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya? Şuraya geçirdik, derişim diyelim. Şuraya da geldirdik, gördüğünüz gibi tüme diyelim. Tüme zamandır. Şimdi bakın, 25 santigrat derecede şuraya getirdik. 25 santigrat derecede biliyoruz ki hidrojen iyonları derişimi de, OH iyonları derişimi de saf suyumuzun içinde 10 üzeri eksi 7. İyi. Şimdi şuraya geldik. Derişim dedik. Molarite. Şuraya da geldik. Zaman dedik. Bakın bunlar gene birbirine eşitken 10 üzeri eksi 7 iken hidrojen iyonu derişimi de OH iyonu derişimi de bu iken getirdik adamı içine limon su. Limon sıkınca limon bize hidrojen iyonu verdi. Peki dengedeki bir çözelti vardı elimde. Yani H2O'ydu dikkat ederseniz. Hidrojenlerle şuradaki OH'lar dengedeydi. Dengedeki çözeltiye ürün eklersem sistem girenlere doğru bir hareketlilik kazanıp Le Chatelier ilkesine göre onu dengelemek yani ona tepki vermek zorunda mı? Evet. Hidrojen ekledim. Hidrojeni bir miktar azaltırken bakın eski haline kadar getiremeyeceğini biliyoruz.
Hidrojeni nasıl azaltacak? Ortamda bulunan OH'larla reaksiyona sokup suya çevirerek. Gördüğünüz gibi OH iyonları da şu şekilde olacak. Yani suya asit ekleyince OH iyonları derişiminin azalma sebebi Löschetter'e ilkesine göre sistemin yeniden dengelenme çabasıdır. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Bak, hidrojen iyon derişimi büyük OH ise, hidrojen iyon derişimi büyük 10 üzeri eksi 7 ise, bak 10 üzeri eksi 7'den büyük. OH iyon derişimi bak 10 üzeri eksi 7'den küçük. İşte bu nedenle bu şekilde tanımlıyoruz. Şuraya getireyim. Derişim diyeyim yine molarite. Şuraya da zaman diyeyim. Şimdi getirdik. Gördüğünüz gibi su iken, yani nötral iken, hidrojen ve OH'lar birbirine eşit ve 10 üzeri eksi 7 idi. Ama bu kez sodyum hidroksit ekledim. Bu kez OH ver. OH iyonları artınca sistem artan OH'ı azaltabilmek için geriye doğru gidecek. OH iyonlarını azaltacak ama eski haline de getiremeyecek. OH iyonlarını nasıl azaltacak? Hidrojenle reaksiyona sokarak azaltacak. O zaman hidrojen iyonları derişiminin bazik bir çözeltide neden OH'dan daha az olduğunun mantığı da bu olarak karşımıza çıkacaktır. Ama hiçbir zaman suyun denge sabiti sıcaklık dışında değişmeyecek. İster asit ekle, ister baz ekle, ister içine gir yüz. Hiçbir şekilde sıcaklığını değiştirmediğin sürece bunları değiştiremiyorsun. Denge kuralları. Kasu sıcaklık dışında bütün denge sabitleri gibi. Kasu'da, Ka'da, Kb'de, Kc'de, Kp'de, Kh'da hepsi sadece sıcaklıkla değişir. Dışında hiçbir şeyle değişmez. Hiçbir şeyle değişmez. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Gençler? Yok mudur? Şimdi gelelim sadede. O zaman nötr bir çözeltide hidrojen OH'a eşit, ikisinde derişimi 10 üzeri eksi 7 molar iken geliyoruz. Eğer asidik bir çözelti ise hidrojen OH'dan çok. Eğer asidik bir çözelti ise hidrojen derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyük. Kasu değer değişmediği için OH derişimi de 10 üzeri eksi 7'den küçük. Ve bazikte de tam tersi. OH daha büyük. OH 10 üzeri eksi 7'nin üstüne çıkmıştır. Ve kesinlikle hidrojen derişimi de 10 üzeri eksi 7'nin altında. Tanıdık mı şimdi çözelti özelliklerini? Asidik bazik diyebilmek için, soruya başlayabilmek için bunlar gereklidir. Şimdi gelelim pH ve pOH kavramı. Kavramı. Bunu da ekleyelim şimdi. Şimdi bakın kuzular. Olay şu. Mesela size şöyle desem. Benim kullandığım şampuanda OH iyonları derişimi 8.4 10 üzeri eksi 8 molar kadar. Ne anladın? Hiçbir şey. Peki şöyle desem. Benim kullandığım şampuanın pH'ı 7.8'dir. Daha kolay bir kullanım elde etmedik mi? İşte olay şudur sevgili arkadaşlar. Asit ve bazlarda çok küçük derişimlerle çalışılır. 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 10, 15 yerine göre küçük derişimlerle çalışılır. Bunların miktarlarını
daha kolay, daha kolay ifade edebilmek için, daha somut bir veri olması için, daha kolay ifade edebilmek için H artı ve OH eksi iyonlarının eksi logaritmaları kullanılır. Güçlendirilmiş anlamında kullanılır. Mesela P üzerinde fizikte, kimyada, biyolojide ne görürseniz görün. İster burada bir sinüs dalgası olsun, ister burada herhangi bir biyolojik fonksiyon olsun, ister burada herhangi bir şey, mesela Ka desin, Ka'su desin. Kısaca P üzerinde ne söylüyorsa onun eksi logaritmasını al demek istiyor. Power of hydrogen diyor. Kısaca pH demek çözeltideki hidrojen iyonları derişiminin eksi logaritmasıdır. Şimdi bakın, o zaman pH nedir? Eksi logaritma hidrojen iyonu derişimidir. O zaman 10 tabanına göre logaritma olduğuna göre eğer hidrojen iyonları derişimini bulacaksan 10 üzerine pH'ı yazıverirsin, olur biter. Şöyle alalım. Şimdi saf suyu alalım bakın. Saf suda hidrojen iyonları derişimi, aha da burada görüyorsunuz değil mi? 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar değil mi? O zaman bu yakışıklının pH'ı demek saf sudaki hidrojen iyonları derişiminin eksi logaritmasını al demek midir? Evet. O zaman bu da eksi logaritma. Hidrojen yerine 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 yazarsak, bu eksi 7 biliyorsunuz üstte sayı çarpan gelir. Eksi eksi daha artı. 10 tabanına göre 10'da 1, 7. Kısaca bak, pH 7 demek işimizi çok daha kolaylaştırır gördüğünüz gibi. Mesela asidik bir çözelti alalım. Mesela bir HCl çözeltisinde hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 2 molar ise, hemen 10 üzeri eksi 2 molar, kime anlatacağım bunu? Ama şunu söyleyebilirsin. pH eşittir eksi logaritma hidrojen derişimi, o da eşittir eksi logaritma derişimi yerine koydum. Bu buraya çarpan geçiyor. Eksi 2 ile eksinin çarpımı 2. 10 tabanına göre 10 biliyorsunuz. 1, 2 kere 1 de 2. Kısaca 10'un üzerindeki sayının artılısını alarak kullanırsam benim işimi inanılmaz kolaylaştırır. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Gençler? Soracağınız bir şey var mı? Sen gıkı çıkmıyor, geçiyorum. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Geliyor hocam. Logaritma tabanını her zaman 10 olarak mı alacağız? Yani evet, burada her zaman 10. Tamam. Yani lise seviyesinde bu elen, yani 2-3-103 pek kullanılmıyor. Üniversitedeki kullanacağımız şeyler onlar. Tamam. İlgilendiren sadece burası. Geçtim o zaman. Şıkırt. O zaman P OH ne demek? Bir çözeltideki P'nin üzerinde ne varsa onun eksi logaritmasını al demek. Bütün her şeyde bir çözeltideki
OH iyonları derişiminin eksi logaritmasıdır. 10 tabanına göre demek. Logaritması. Bunu öneren İsveçli bilim adamı Soren Torenson'dur. Ve iyi ki de önermiş, yoksa bayağı karışık kuruşuk bir şey çıkıyordu ortaya. Şimdi o zaman bu işin pohunu çıkaralım bakın. Poh eksi logaritma OH iyonları derişimidir. E şimdi saf suda iyi kötü biliyoruz. Saf suda OH iyonları derişimi de gördüğünüz gibi 10 üzeri eksi 7 idi. O zaman bunun pOH'ına bakacak olursak eksi logaritma 10 üzeri eksi 7 dersem gördüğünüz gibi pOH 7. Demek ki nötral olan bütün çözeltilerde pH ve pOH birbirine eşit ve 7. Bir şey çıkıyor o zaman kuzular. Çok daha kolaylaştırıyor işimizi. Bir çözeltide pH'larla pOH'ların toplamı gördüğünüz gibi pKa oluyor. pKa ne demektir? Ka'nın eksi logaritmasını al. Ka nereden çıktı ya? Özür dilerim. Asit anlatınca asit. Ka su. Şuradan geldik. Ka su. Ka su. Ka su 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Bakın ne kadar da 14'müş. O zaman bütün çözeltilerde pH'larımız, pOH'larımızın toplamı suyun eksi logaritması olan 14'e eşit olacak. O zaman birini bulunca hiç uğraşmadan 14'ten çıkıp sonuca gitmek gerekecektir. Anlaşılmayan bir şey var mı gençler? Tekrarlayayım mı? Yok hocam, anladık. Şunu da tekrar yazayım. Bir daha söylüyorum. pOH eksi logaritma OH. Eğer size OH iyonlarının derişimini bulun diyorsa OH iyonları derişimi de 10 tabanına göre olduğu için, mesela dese ki pOH'ı 3 olan, hemen getirip şuraya eksi pOH'ı yazdığın anda OH iyonlarının derişimine direkt ulaşmış olursunuz. Aha, böyle bir şey. O zaman şimdi şöyle bir şey yapalım. Şuraya yine size bunları tekrarlayacak şekilde şöyle düz çizgi çizecek bir şey alayım. Şöyle kocaman çizeyim. Şu olsun. Şöyle de kocaman çizeyim. Bu olsun. Bir de yine şuraya getireyim. Şöyle çiziktireyim. Bu olsun. Şöyle de çiziktireyim. Bu olsun. Şimdi bakın. Şuradaki değerleri alalım. Çözeltilerin özellikleri, yorumları buradan yapılacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi şuraya getirelim. Bir çözeltideki suluysa tabii hidrojen iyon derişimi diyelim. Şuraya da OH iyonları derişimi diyelim. Biri artınca diğeri azalıyor mu? Hı-hı. O zaman şöyle çok güzel çizdim maşallah. O zaman şimdi şu kısma da pH diyeyim, şu kısma da pOH diyeyim. Bunları grafiğe geçirelim, özelliklerini toplayıp soru çözelim. Tam ilkokul. Şimdi gelin. Biliyoruz ki hidrojen iyonları derişimiyle OH iyonları derişimi eğer birbirine eşit ve 10 üzeri eksi 7 ise ve bu da 10 üzeri eksi 7 ise biliyoruz ki bunlar birbirine eşitse
böyle çözeltilere nötr çözelti diyeceğiz. Nötr çözelti. Bir şey dikkatinizi çekmiştir. Şu alanı pembe tarayın. Nasıl bir pembe anlamadım ama. Şu alana bakın. Şurayla şurayı çarparsam. Çarpımına dikkat edin. K su kadar oluyor. Bu taralı alan bana hidrojen ve OH iyonlarının burada belirlediği taralı alan bana neyi veriyor? Suyun denge sabitini veriyor. Şimdi hidrojen ekledik. Yani limon sıktık. Limonu sıka 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 diyelim ki bunu 10 üzeri eksi 2'ye getirdik. Şurası bak OH iyonları devrişimi azaldı. Kesinlikle denge sabiti değişmeyeceğine göre, yine K su kadar olacağına göre şuranın 10 üzeri eksi 12 molar olduğunu görürsünüz. O zaman bak hidrojen iyonları derişimi OH iyonları derişiminden fazla olan çözeltilere biz asidik çözelti diyeceğiz. Şimdi şuna da bakalım. Şuraya ekleye ekleye bazın derişimini 0-1 yaptık. O zaman kesinlikle bu K su değişmeyeceğine göre şurası bak 10 üzeri eksi 13 molar oldu. Yani şuradaki siyah alan da bize suyun denge sabitini verecek. Buradaki alan da bize suyun sabitini verecek. Buradaki alan da bize suyun sabitini verecek. Ama bu çözeltide bakın, hidrojen iyonları derişimi OH iyonları derişiminden az olduğu için böyle çözeltilere de bazik çözelti diyeceğim. Burada anlaşılmayan bir şey var mıdır? Yok mudur? Gençler? Yok hocam, anladık. İyi o zaman. Zil çaldı mı? Dur şunu da çizelim de zil ondan sonra çalsın. Şuraya getireyim. Şöyle çizeyim. Şöyle hatta çizdim. Şimdi bakın kuzular. POH 0 iken bu 14. pH 0 iken bu 14. O zaman tam orta noktadan bahsediyorsanız şuradan, yani bu da 7. Bu da 7 ise eğer pH ve pOH değeri 7 olan çözeltilere biz nötr diyeceğiz. Şimdi pH büyüdü diyelim ki şurası 12 oldu. Şurası da kesinlikle 2 olur. Çünkü bu toplamda hep 14 olur. Şimdi dikkat ederseniz pH gördüğünüz gibi büyük 7. Dikkat edin, pOH değeri küçük 7 olan çözeltiler, pH değeri eğer 7'den büyükse böyle çözeltilere bazik çözelti. Bunun yanında getirelim. Mesela şuraya getirdik. 13'e kadar çıkardık bunu. O zaman kesinlikle buradaki pH'ımız 1 olur. İşte bu çözeltiye dikkat ederseniz pH değeri 7'den küçük. pOH değerine bakarsan 7'den büyük. pH değeri 7'den küçük olan bütün çözeltilere de diyeceğiz ki bunlar ne kadar asidikmiş. Anlaştık mı? Anlaşmadık mı? Anlaştık hocam. Hadi 10 dakika oynayın. Hadi 10 dakika oynayın. Sonra biraz problem çözelim. Tam ilkokul seviyesinde olduğunu gördünüz. O zaman ilkokul 3. Tablodaki boşlukları doldurunuz. Şimdi pH'ın, pOH'ın asit mi, baz mı onları toparlayalım.
Ondan sonra problemlere geçeceğiz. Bunları iyi anlayın. Boşlukları doldurunuz. Şimdi ben size şöyle bir güzel çiziktireyim. Biraz önce çizmiştim hepsini, ne güzel. Nereye gitti? Bir de kalp resmi vardı, o kalple birlikte hepsi gitmiş. Bu kalp seni unutur mu? Hadi bakalım. Hadi bakayım sıpalar, gelin bakayım şimdi. Hay maşallah. Şimdi kuzular, şuraya hidrojen iyonu diyeceğim. Şuraya OH iyonu diyeceğim. Şuraya pH bulacağız. Şuraya POH bulacağız. Şuraya da ortam asidik mi, bazik mi olduğunu yazacağız. Şimdi şuraya getiriyorum. Diyorum ki burayı kırmızı yazayım sorudaki verileri. Siz diğerlerini doldurun. Hidrojen iyonları derişimi. Hidrojen iyonları derişimi şöyle alayım. Bir çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olan çözeltinin hepsini. OH iyonları derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 olanın hepsini. pH'ı 5 olanın doldurun. POH'ı 11 olanı doldurun. Ve şu kısımları hadi bakayım uzun uzun dolduralım. Ve böylece pH, POH bu kavramları bir kafamızda yer ettirelim. Hadi bakayım. OH iyon derişimi ne kadar olacaktır? 10 üzeri eksi 11. Çünkü hatırlayalım. 14 oluyor. Hidrojen iyonları derişimiyle OH iyonları derişiminin çarpımı 25 derece olduğu sürece hep 10 üzeri eksi 14 ise sulu çözeltilerin hepsinde bu vardır unutmayın. Hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 3 ise OH iyonları derişimi nedir dediğinizde bir tanesini böyle uzun uzun yapalım da bir bilgi olsun diye yapıyorum. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 ise OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 11 molar olan bir çözeltidir. O zaman şuraya getiriyorum. 10 üzeri eksi 11. Peki pH nedir? pH hidrojen iyonları derişiminin eksi logaritmasıdır. Hidrojen iyon derişimi ne kadar? Eksi logaritma 10 üzeri eksi 3. Bu buraya çarpan pozitif geçeceği için şuraya getireceğim pH 3. Bildiğimiz bir şey daha vardı. pH artı POH toplamı çözeltilerimiz için 14'tü. O zaman buradan POH eşittir 14 eksi 3'ten 11. Yazabildiğimiz gibi eksi logaritma OH da desek bu. Peki hangisi büyük? Hidrojen derişimi mi çok? OH derişimi mi çok? Ne diyorsunuz? Hidrojen derişimi daha. Hidrojen derişimi daha. O zaman bu çözelti asidik bir çözeltidir. Bir aside aittir. Anlaşıldı mı? Peki şurası ne olacaktır hidrojen iyon derişimi? Artık uzun uzun yapmaya gerek yok.
10 üzeri eksi 14'e tamamlayın burayı Kuzum. Ne eder? 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 5. Peki pH gördüğünüz gibi hidrojen iyonları değişiminin eksi logaritması olduğuna göre kaç olacak? 5. Peki geçtik. pH ile pOH toplamı madem ki 14 olacak ya da OH'ın eksi logaritma değerini alırsam bu 9'u artı almak yeter. 9. Şimdi yine dikkat ederseniz hidrojen iyonları derişimi yine OH iyonları derişiminden gördüğünüz gibi büyük olacaktır. Şunu değiştireyim. Aynı şey olmasın. Evet. Tamam. Şöyle alayım. pH değeri 12 olsun. Ne diyorsunuz şimdi burada? Nedir pH? pH 10 üzeri eksi 12. Çünkü pH eğer 12 ise hidrojen iyonları derişimi eksi logaritmik değerden 10 üzeri eksi pH 10 üzeri eksi 12 molar olacaktır. O zaman şuraya getirdim. 10 üzeri eksi 12 molar dedim. Peki çarpımları hidrojen ve OH'ın 14 olacaksa 1 çarpı 10 üzeri eksi gördüğünüz gibi 2 olacak. OH'ların eksi logaritmasını yazarsam ya da 12'yi 14'e tamamlayan sayı ne dersem 2 olacaktır. Gördüğünüz gibi bu kez hidrojen iyonları derişimiyle OH'ı kıyasladığımızda bakın OH derişimi daha büyük. O zaman böyle bir çözelti bazik olmalıdır. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Gençler? Yok hocam, anladık. O zaman şurayı da bir nötrü tekrarlama amacıyla şuraya getireyim. Şöyle diyelim ki pOH değeri hadi 7 olsun. Ne deriz? pOH'ı 7 ise hiç uzatmıyoruz. pH'ı da 7'dir. pH'ı 7 ise hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi pH'den 10 üzeri eksi 7 molardır. OH iyon derişimi bu 7 ise 10 üzeri eksi 7 molardır. Burada da eşitlik var bakın. Hidrojen iyonları derişimi ile OH iyonları derişimi birbirine eşitse böyle çözeltilerde nötral çözeltidir diyoruz. Burada anlaşılmayan bir şey var mı gençler? Yok hocam. Emin misiniz? O zaman şimdi örneklere geçebilir miyiz? Yani pH'ın, pOH'ın ne olduğunu kabaca tanıdık mı? Soracağınız bir şey varsa sorun. Yok. Ay çıkmasın. O zaman başlığı değiştiriyorum. Diyorum ki kızarık yazayım başlıkları ya. Kuvvetli. Önce bunlara bakacağız. En kolay bunlardır çünkü. Lise 2'de de gördüğünüz bunlardı. Asitler ve bazlar. Niye kuvvetlidir bir asit ya da baz? Ne öğretildi size? Hocam, metalik karaktere göre... Yok yok, kuvvetle ilgili hangi asitler kuvvetli ya da hangi bazlar kuvvetlidir? HCl, işte H2SO4. İşte neden kuvvetlidir onlar? Hocam, iyon değişimleri daha fazla olduğu için olabilir. İyon değişimleri daha fazla olduğu için asidik ya da bazik karakter fazla derim. pH değerine bakarak da söyleyemem. Olay şudur kuzular. Suda %100 iyonlaştığı varsayılan, bir daha söylüyorum,
suya attığında tamamen iyon olacak. Hiçbir tane bile molekül kalmayacak. Varsayılan Ka ve Kb değerleri Ka ve Kb değerleri çok çok büyük olan. Yani bir asidin ya da bazın kuvveti onun denge sabitinin yani iyonlaşma sabitinin büyüklüğüdür. Büyük olan, şimdi nedenine bakarız. Bir daha söylüyorum, K ve Kb değerleri çok çok büyük olan. Çok çok büyük olduğu için bir sayısal değerleri yoktur kuzular. O nedenle size sorularda Ka ve Kb değeri verilmiyorsa olmadığı için verilmiyordur. Çünkü onlar sonsuz büyüklüktedir. %100 iyonize olmuştur. Nedenine bakın şimdi. Hangi renk yeşil alsın. Şimdi bakın kuzular. HCl kuvvetli dedin, doğru dedin. Eğer ben HCl'yi alırsam suyun içerisine attığımda hidrojen iyonu ve klor iyonu diye ayrışır. Buradan eğer ben başlangıç koşullarında bir molar alırsam bütün bir moların tamamı iyonlaşır. Bir moların tamamı iyonlaşırınca da şunlardan da bakın birer molar oluşur. O zaman bir denge olabilir mi? Bakın maddelerden birinin bittiği bir sistemde dengeden, demokrasiden söz edemezsin. Herkesin ortamda bulunması, herkesin her şeye katılması gerekiyor ki denge olsun. O zaman bakın bu bir molar, bakın bu da bir molar. O zaman ben buradan Ka değerini yazarsam sevgili çocuklar, bakın. Hidrojen iyonları derişimi, OH iyonları derişimi bölü HCl diyeceğim bakın. 1 çarpı 1 bölü yok. Hani değer? Yok. İşte sorularda size Ka ve Kb değeri şudur demiyorsa %100 iyonlaştığı varsayılır. Ve bunlar kesinlikle denge sabitleri sonsuz olduğu için sayısal olarak size bir değer verilebilme şansları yok. İşte kuvvetli olup olmadığını bu Ka ve Kb değerlerinin verilip verilmemesinden anlayacağız. Verilmişse varsa zayıf, yoksa bu çok kuvvetli. O zaman bildiğimiz gibi basitçe çözüp geçeceğiz demektir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. O zaman şimdi bakın bir sirke alalım. Evimizdeki sirkeler biliyorsunuz eten oik asidin şu yakışıklı asidin %3-4'lük çözeltisidir. Daha fazla olursa zaten keskin sirke küpüne zarar oluyor, zarar vermeye başlıyor. Asit çünkü sonunda it var. As it bak, bundan daha iti yok demek. Çok tehlikeli demek yani. O zaman CH3, COO ve H diye iyonize oldu. Ama sen buradan eğer başlangıçta bir molar almışsan o kadar az iyonlaşır ki bunun iyonlaşması 10 üzeri eksi 3. Yani 1000 tane molekülden sadece birisi hidrojen ve asetat diye ayrılır. O zaman bu da bakın 10 üzeri eksi 3'tür. O zaman bu da bakın 10 üzeri eksi 3'tür. O zaman bu denge verir. Dengede bak bu 1 eksi 10 üzeri eksi 3 olur. 10 üzeri eksi 3 olur. 10 üzeri eksi 3 olur. O zaman denge sabitini yazarsanız ürün 10 üzeri eksi 3 asetat. Ürün 10 üzeri eksi 3 hidrojen. Giren 1 eksi 10 üzeri eksi 3. Bak 1 10 üzeri eksi 3 binde 1 olduğu için her zaman zayıflarda bunu ihmal ederiz zaten. Gördüğünüz gibi bu da bakın ne oluyor?
10 üzeri eksi 6 gibi bir denge sabit oluyor. Eğer denge sabiti, bir daha söylüyorum, varsa asit zayıftır. %100 iyonize olamamıştır. Denge sabiti yoksa asit güçlüdür. %100 iyonlaşmış düşünüp sorularımızı ona göre çözeceğiz, bitecek. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Hocam, paydadaki 10 üzeri eksi 3 nasıl ihmal ettiniz? 1 10 üzeri eksi 3. Biri 1, biri binde 1 değil mi? Evet. 2 dereceli denklemi çözeceğime, küçük küçük sayılarla uğraşacağıma ihmal edince aynı değere varır zaten. Binde 1 hata yapıyorsun. O kadı kızında da olur. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman zayıfların yanında onu ihmal edeceğiz. Daha oraya gelmedik ama. Yani neden kuvvetli, neden zayıf olduğunu açıklama çabasındayım. Anlaşılmıştır mı? İyi. O zaman şimdi sevgili arkadaşlar, şu soruları birlikte bakalım öncelikle. Ha şunu da söyleyeyim. Asit ve bazlarda etki değerli. Karşımıza çok çıkacak. Özellikle titrasyonlarda çıkacak. Etki değerli. Şöyle bakın. Asitlerde suya verebildiği H artı iyon sayısı, bazlarda suya verebildiği OH iyon sayısıdır. OH iyon sayısıdır. Şimdi bakalım. Mesela HCl yapısında kaç hidrojen var? O onun etki değerlidir. Çünkü suda çözünürse H artı bir molekülü, bakın, bir tane hidrojendir. Bunun tesir değerli bir diyeceğiz. Bir değerli. Ama bunun yanında bakın, H2SO4. Bunun bir molünü çözersek 2 mol hidrojen verdiğini göreceğiz. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde iyoniz olacak. Yani formüldeki hidrojen sayısı onun değerli olarak karşımıza çıkacaktır. Mesela H3PO4 diyelim bakın. 3 tane hidrojen verecek, bir fosfat verecek. Artı ve eksi yüklerin cebirsel toplamı bütün çözeltilerde eşittir. Kaç hidrojeni var dostlarım? 3. 3 değerli diyeceğiz. Neden bu gerekli? Dikkat ederseniz pH asidin eksi logaritması değil. Asidin verdiği hidrojenin eksi logaritması. Bana asidin molü falan lazım değil, molaritesi. Bana asidin hidrojenleri lazım da. Onun için değeriyle çarpmamız gerektiğini düşünmemiz gerekecektir. Getirelim şimdi bazlara bakalım. Mesela potasyum hidroksit. Potasyum artı OH eksi. Bak yapıda bir tane OH var. Yapıda bir tane OH varsa bu bir değerli bir bazdır. Bir değer. Alalım bakın kireç kostik. Bu biliyorsunuz potas kostiktir. Şöyle alırsanız bakın kalsiyum 2 artı ve 2 tane OH verir. İşte bu iki değerli bir bazdır. Veya alalım bakın demir 3 hidroksit. Yapısında gördüğünüz gibi 3 hidrojen var. O zaman bu demir 3 artı 3 tane OH verebileceği için formüldeki sayı onun etki değerli olacaktır. Etki değerliğinin kuvvetle uzaktan yakından ilgisi yok. Kuvvet, iyonlaşma yüzdesinin ölçüsüdür.
Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Şimdi gelelim sadede. Örnekler diyelim. Bunların ışığı altında 3000 tane örnek yapalım. Bir. pH değeri. pH değeri. 2 olan HCl çözeltisinin HCl çözeltisinin 500 mililitresi içinde 500 mililitresi içinde kaç gram çözünmüş HCl bulunur. Parantez içi bilgimiz 1 mol HCl 36 gram mol üzeri eksi 1. Yani 1 molü 36 gramdır. Şimdi sizi bekliyorum dostlar. Yapamayanı artık bilmiyorum. Cevap olan var mı hiç? Gençler? Yok mu? Herhangi bir fikri olan yok mu yahu? Ya saçmalayın, atın, tutun. Yeter ki konuşun. Fikrinizi söyleyin ya. Var mı düşünen? Yok. Hayır. O zaman gelelim dostlarım. Bakın. pH eşit 2 ise hidrojen 480 olabilir mi? 480 gram. 480 mi? Çok mu oldu? Çok oldu kuzum. İşlem hatası yaptım ya. Peki şöyle hidrojen iyonlar derişimi ne kadar kuzum? 10 üzeri eksi pH değil mi? O da eşittir. 10 üzeri eksi 2 molar. Doğru mu? Peki asidin ne yapacağız? Asidin mol sayısını bulacağız. Tabii ki grama başka türlü nasıl geçeceğiz? Mol sayısı dediğimiz şey molarite çarpı hacim mi? Evet. Kaç molar asidin var? 10 üzeri eksi 2. Molar nedir? Bir çözeltinin bir litresindeki mol sayısı. O zaman bir şey çıkıyor. Hiçbir zaman hacmi mililitre kullanamazsın. O zaman bu 0.5 litre olacak. Bak bu litreler bunu götürecek. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol HCl çözünmüş bu kabın içinde yiyeceğiz. Peki bu yakışıklı HCl'nin 1 molü 36 gram mı? Bizim elimizde dikkat ederseniz 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol var. Doğru mu? Hı-hı. Çok doğru. Peki kaç gram eder? Biliyorsunuz bir sayıyı 5 ile çarpmak 10 ile çarpıp 2'ye bölmektir. 360 yani 180 çarpı 10 üzeri eksi 3 gramdır. O da eşittir 0,18 gram HCl ile hazırlanmış bir çözeltidir bu dostlarım. Düşmeyen bir şey var mı sıfalar?
Yok mu? Soner, düştü mü Soner? Düştü hocam. Emin misin? Eminim. Olay çıkmaz değil mi? Yok hocam. İyi, hadi bakalım. O zaman düştüyse siliyorum. Yeni örnekleri sizden bekleyeceğim. Yapamazsam gebertirim artık. Yeter ya. Bu neydi başıma gelen? Örnek 2. Şöyle cızıktıralım. Hadi sıra sizde dostlarım. Diyorum ki 5,6 gram potasyum hidroksit bazı ile 100 litre sulu çözelti hazırlanıyor. Aferin ona. Bu çözeltideki OH iyonları derişimi, hidrojen iyonları derişimi, pH'ı, POH'ı nedir? Şık. 100 litre mi, mililitre mi? 100 litre kuzu. Litre. Litre. Yani bir havuz kadar su. Olmasa da az işte. Şimdi potasyum hidroksitin ağırlığı, yani bir molü 56 gramdır. Hadi bakayım. pH'tan bahsediyor. Bir daha söylüyorum. Hidrojen iyonları derişimi. O zaman hep molar derişime kadar gideceğiz. İşleme sonra devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ne hocam, pH'ı 11 mi? Bilmiyorum ki, ben bunu attım da dur şöyle bir bak. Öyle buldum hocam. 10 üzeri eksi 3. Doğru. Evet. Ben de öyle buldum hocam. Doğru. Tamam. Kafadan attığım için ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bakalım. Ne yapacağız? Kesinlikle molar derişim. Şu köşeli parantezler, unutmayın, molar derişimi gösterir. O zaman şimdi kuzular, molar derişimi için mol sayısını bulmalıyım. Ama kimin? Tabii ki çözünen kimse onun. Deniz, gene sesin çıkmıyor bak. O zaman bu nedir? Madde miktarının molarlığına bölümüdür. O nedir? 5,6'dır. Öteki nedir? 1 molü 56'dır. Demek ki 0,1 mol var. Molariteye geçeceğiz. Molarite dediğimiz şey litredeki mol sayısı. O zaman bir daha söylüyorum. Hiçbir zaman mililitre kullanmayın. Mol. Hacmi ne kadar? 100 litre. O zaman bu ne kadar? 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre. Kısaca 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar litredeki mol demektir. Hay maşallah. Peki bu asit mi, baz? Kuvvetli mi, zayıf mı? Önce ona karar vereceğiz dostlarım. Kuvvetli mi, zayıf mı? Bu zayıf bir baz bence. Gebertirim seni. Ya. Zayıf olsa denge sabiti verir soruda. Pardon. Denge sabiti verilmiyorsa bunu %100 yoğunlaşmış düşüneceğiz. Tamam mı? Hay başımı bela. Şimdi o zaman diyoruz ki bu kuvvetli bir baz. Nereden bildin? Denge sabiti verilmemiş de
Sorulmuyor da. Kuvvetli bir baz ne demektir? Bu %100 kendi iyonlarına ayrılıyor demektir. Kaç molar bu şapşal? Bu 10 üzeri eksi 3 molarsa %100 iyoniz olduğunu, denge sabiti verilmediğinden kuvvetli olduğunu anladım. O zaman bu da 10 üzeri eksi 3 molar. OH iyonları derişimi gördüğünüz gibi 10 üzeri eksi 3 molarsa hidrojen iyonları derişimi ile OH iyonları derişimleri bütün çözeltilerde, sulu çözeltilerde daha doğrusu 10 üzeri eksi 14 ise tabii 25 derece için, o zaman buradaki hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 14 bölü 10 üzeri eksi 3'ten gördüğünüz gibi 10 üzeri eksi 11 molar olacak. Bildiğimiz ne? pH. Ne demek? Eksi logaritma hidrojen demek. Ne demek? Eksi logaritma. Ne kadar hidrojen var? 10 üzeri eksi 11 kadar. O zaman bunun artılısını almak yetiyor mu? Hı-hı, yetiyor. Peki pOH ne demek? Bir çözeltideki OH iyonları derişiminin eksi logaritmasıdır. Kaç molar OH buldun? 10 üzeri eksi 3 molar. O zaman bu 3 olmaz mı? Hı-hı, olur. O zaman OH derişimi bu, hidrojen derişimi bu, pH'i bu, pOH'i bu, bu. Soru bu. Anlaştık mı dostlarım? Kıhınır çıkmıyor, sıpalar. Evet hocam, anlaştık. Şimdi bir tanem önce soruyu çözerken şuna bakacağız. Kuvvetli mi zayıf mı olduğuna karar vermek zorundayız. Bunlar ezberle olmuyor. Soruda Ka sorulmuyor. Ka, Kb'den bahsetmiyor. Verilmiyorsa %100 iyonlaştığını düşünerek yola koyuyoruz. Oldu mu? Son bir soru da siz yapın. Herkes evine gitsin. Soru şu. 10 litre kalsiyum hidroksit çözeltisinin pH değeri 13'tür. pH değeri 13'tür. Bu çözeltide diline de daha kestirme olsun. Kaç gram çözünmüş kalsiyum hidroksit, kireç kostik bulunur. Diyelim aynı sıcaklıkta çözeltiye saf su eklenirse pH ve pOH değeri nasıl değişir? Artar mı, azalır mı anlamında? Parantez içi bilgimiz, kalsiyum hidroksitin molekül ağırlığı 74 gramdır. Hadi bakayım. Sizi bekliyorum. Bunu da yapın artık ya.
Evet dostlarım, ne diyorsunuz? Hocam pH değeri azalır, pOH değeri artar mı? pH? Azalır, pOH artar diye düşünüyorum. Şimdi bakalım öncelikle kuzu. Bu kuvvetli mi zayıf hocam, mı? Hocam. 37 gram mı? He? 37 evet. Gram mı? 37 gram doğru. Şimdi bu zayıf mı kuvvetli mi? Önce ona karar verdik mi? Kuvvetli. Hah, niye? Karar vermemiş. İyi, tamam. İkinci kuralımız şu. Bu asit mi baz mı? pH'in 7'den büyük olduğu çözeltiler asit mi baz mı? Baz. Baz. E peki baz ise asla pH'ten çözüme gidemem dostlarım. O zaman diyoruz ki kuvvetli baz. Kuvvetli baz ise bakın pH'i eşit 13 ise kesinlikle pOH'i kaç olur? 1 olur. O zaman pOH'i 1 ise OH iyonları derişimi gördüğünüz gibi 10 üzeri eksi 1 molar olacaktır. Ama bu nasıl bir baz? Kaç değerli bir baz? 2. O zaman bu sevgili kalsiyum hidroksiti alacağız kuzum. %100 iyonlaştığını biliyorum. Çünkü kuvvetli. O zaman kalsiyum iyonları derişimi OH iyonları derişimi diye verecek. Ben neyi buldum dikkatinizi çekiyor mu? OH'ları buldum değil mi? O zaman şu yakışıklı eğer 0,1 molar ise soru kime ait? Soru kalsiyum hidroksite ait. O zaman şuraya geliyorum. Bak bunun 1 molü 2 mol OH vermektedir. O zaman OH buysa bunun derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 ya da öyle yazayım ama 10 üzeri eksi 2 molar olacaktır. Bir daha söylüyorum. OH'ları bulduk buradan. Soru kalsiyum hidroksite ait. O zaman oradan katsayı oranında istenene döndüm. E bu durumda mol sayısının molarite ile hacim olduğunu biliyorum. Kalsiyum hidroksite ait soru sorulduğuna göre 0,05 molar olduğunu buldum. Ve 10 litre çözelti olduğu biliniyor. O zaman şuraya da 10 litre dersek dostlarım bakın zıplıyor. 10'la çarparsak demek ki bu çözeltinin içinde 0,5 mol çözünmüş kalsiyum hidroksit vardır. Peki bu yakışıklının 1 molü ne kadardır? 1 molü 74 gramdır. Bizim çözeltimizde kaç mol çözünmüştür? 0,5 mol çözünmüştür. O zaman burada çözünen yani 37 gram kalsiyum hidroksit tartılmış, bir balona konulmuş, 10 litre olana kadar da üstüne su konulmuş, elimizde pH'i 13 olan bir çözelti oluşmuştur. Bu. 37 gram çözünmüştür. Peki gelelim şimdi sevgili arkadaşlar. Şuraya bakalım. pH, şuraya da zaman. pH 7 standartımız. Peki bu baz mı asit mi? Baz. Baz. Peki bazsa pH 7'den büyük mü küçük mü? Büyük. O zaman pH 7'den büyük. Şöyle alalım. Şöyle alayım. Şöyle alayım. Şuraya dikkat ederseniz burası pH değeri 13'tü. Peki şuraya pOH diyeyim kuzular. Şurada 7 standardımız vardı. Şuraya getirelim zaman.
Peki pOH değeri kaç bulundu? Gördüğünüz gibi 1 değil mi? Peki bu baz ise su eklediğimiz zaman OH iyonları derişimi azalmaz mı? Çünkü bu baz. OH iyonları derişimi azalınca bunun eksi logaritmik değerinde bir artış olmaz mı? Mesela 0,1 molarsa su ekledim. Diyelim ki 0,0,1 oldu. Bak pH 2. Diyelim ki çok su ekledik. 0,0,0,1 oldu. Bak 3. Demek ki baza su eklersem pOH değeri artıyor. Ama hiçbir zaman 7 ve yukarısı olamaz. Ama peki bu pOH değeri artmışsa pH değerinde azalma olmaz mı? Bak şimdi bu 13'e 1'di. Bu 2'ye 12. Bak bu 3'e 11. pH değerinde de gördüğünüz gibi düşme olacak ama hiçbir zaman gene 7'nin altında olmayacak. Yani kısaca sonuç olarak aside su eklersen pH, baza su eklersen pOH artar. Çünkü aside eklersen hidrojen derişimi azalır. Baza eklersen OH derişimi azalır. Eksi logaritmik değerinde artış olacağı için pOH'ın arttığını söyleyebiliriz. O zaman diyoruz ki baza su eklenirse, istersen bir damla ekle, eklenirse gördüğünüz gibi pOH artarken pH azalacaktır. Bu yorum sorularında bir seçenek olarak işte 1-2-3'lerde karşınıza çok çıkacak. Aklınızda bulunsun. Tamam mı dostlarım? Bugünlük yeter mi? Yeter hocam bence. Hadi hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. İyi akşamlar diliyorum.